Özel Harekat Polisi Mevlüt Dündar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'tan geçici görevle Ankara'ya geldi. Havalimanını ele geçirmeye çalışan darbecilere müdahale ederken gazi oldu. Tedavisinin ardından Hakkari'ye gitti ve teröristlerle mücadeleye kaldığı yerden devam etti. Rahatsızlanan felçli babasını ziyarete gelecekti ama Hakkari'deki çatışmada şehit düştü. O kahraman polisin cenaze töreninde izdiham yaşandı. Tekerlekli sandalyeyle gelebildi kahraman oğlunun cenaze törenine. Felçli baba hastanede yatıyordu ama dağ gibi evladını son kez görmek için oradaydı. Tıpkı Karamanlı on binler gibi. İki gün önce oğlu Oğuzhan Küçük'ün şehadet haberini alan baba Alaaddin Küçük de alandaydı. Şehidin cenazesi öylesine kalabalıktı ki bir ara izdiham çıktı. Özel Harekat Polisi Mevlüt Dündar 25 yaşında yiğit bir özel harekat polisiydi. 15 Temmuz gecesi Şırnak'tan Ankara'ya geçici görevle geldi. Havalimanını ele geçirmeye çalışan darbeci askerlerin karşısına dikildi. Başlarındaki hain generali etkisiz hale getirdi. Arbede sırasında bir kolu kırıldı. 15 Temmuz gazisi oldu. Platin takılan kolu iyileşince de Hakkari'ye döndü. Tayini çıkmış ancak o gönüllü olarak bölgede kalmıştı. Allah şehadetini kabul etsin kardeşim beni. Özel Harekat Polisi Dündar'ın babası felçliydi. Önceki gece fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Görevdeki oğlu haberi operasyon sırasında aldı. İzin alacak, babasını görmeye gidecekti ama çatışmada şehit düştü. Boş benim oğlum, boş. Aslan benim oğlum, aslan. Bir daha var aslan. Hemşerileri o kahramanı yalnız bırakmadı. 350 araçlık konvoyla karşılandı şehit özel harekatçı. Hastanedeki felçli babası da hasta yatağından kalktı, ambulansla törene geldi. 15 bin kişi vardı cenazede. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık. Dündar ailesini yalnız bırakmayanlardan biri de iki gün önce yine Hakkari'de şehit olan oğlu Oğuzhan Küçük'ün babasıydı. Evladının şehadet haberini aldığı anda ayıp olmasa şimdi gülerim oynarım diyecek kadar metanetli bir babaydı o. Önce şehidin kardeşlerinin sonra da annesinin acısını paylaştı. Ben de bir şehidim babası. Ay Allah'ım. Ondan sonra bu çocuklarımız komşu oldu. Yani yalnız değil, merak etmiş. Hep beraber. İlk sen kimden dayanamadıydın? Beni boş ver, millet var ya. Kendine size dayanamadıydın. Allah razı olsun. Şehit polisin kardeşleri Ay Yıldızlı tabutun başında nöbet tutan polislerin terini sildi. Veda vakti gelince herkes kahraman polisin tabutuna omuz vermek istedi, izdiham çıktı. Şehit özel harekatçı Mevlüt Dündar teröre lanet sloganlarıyla uğurlandı sonsuzluğa. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da iki gün önce Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit düşen jandarma er Furkan Demirel'in Ankara'daki baba evine taziyeye gitti. Verdiği mesaj netti. Gece gündüz demeden en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelenin devam edeceğini bilmeniz. Sağ olsun, Allah rahmet eylesin.